Bizi izlediniz değil mi gelmeden? Evet, çok. Ha, biliyorsunuz bölümleri. Bu bizim 5. 6. başvuruşumuz falan yani. Öyle mi? Evet. Söylemediler. Yani, neyi söylemediler? Biz yaklaşık 3-3,5 senedir falan bekliyoruz. Başvuruyoruz sürekli. İşte ilişkinin demlenmesini beklemişiz işte, doğru yapmışız. Değil mi? 3,5 sene önce bir senelik bir şey aynı zaten. Aynı cevap, çalışmış bir cevap olabilir mi? Çünkü aynı cevabı verdi bunu konuştuğumuz kişi de, sağ olsun. Bana mı diyorsun çalıştım sen önceden mi? Diğer kişi. Ne komik adam Mesut Bey, demek ki günü gününe çalışıyorsunuz ha. İlişkisini daha iyi sunmak için. İlişkinin demlenmesini beklemek. Evet. Yanlış bir şey var mı burada? Yok canım, yok. Seni bir döverim ben burada. Hanımlar beyler, hello. Ben Deniz Mesut Süre. İlişki testi alkışlarla başlıyor. Hey taslanlar. Tamam. Hadi uğur olsun. La la la. Helal ya. Nefis. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Yekta, sevgili Didem. Evet. Didemciğim, kaç senelik bir ilişki bu? Bu 4,5 senelik bir ilişki. Bu 4,5 senenin de 3 ayı nişanlılık. Tamam. Tanıştığınız o yer? Hemen anlatayım. Ne oldu lan? Vazgeçtim, bu soruyu sormuyorum. Hadi hayır, bakalım. Ben bu tamam, şaka yaptım. Anlat. Tamam. Tanışmadan nasıl çekeceğiz bölümü? Tamam. Bizim aramızda böyle bir şey vardı. Ne zaman birileri bize nasıl tanıştınız dediğinde ben hep hemen böyle hemen anlatayım diyordum. Tamam. O yüzden o hareketimi yapmak istedim tekrardan. Nasıl tanıştık? Şöyle ne ki. Ne kadar tatlısın ya. Evet. Evet mi? Vallahi çok tatlıyım ya Mesut Bey. Üniversiteden mezun olduğum yıldı. Ailem İzmir'de yaşıyor. Ben 5 sene İstanbul'da okudum. Artık mezun oldum. Geri ailemin yanına İzmir'e mi döneyim yoksa İstanbul'da mı kalayım? Onun ikilemi içerisindeydim. Bir gün evde otururken dedim ki bunu artık karar vermem gerekiyor. Bir internet sitesi var. İsmini vermem sakıncalı mı bilmiyorum ama vermeyeyim. Ver. Vereyim mi? O ne diyor diye bir site. Ne olacak o ne diyorsun? Ne bileyim. Hepimiz bayağı porno sitesi zannettik. Sakıncalı olur mu bilmiyorum. Maçkolik. Tamam. Orada bir tane test vardı. Test şuydu. Sen Türkiye'de yaşayacak olsan hangi ilde yaşamalısın? Dedim ne çıktı? Ki, İşte bu hangi il çıkarsa orada yaşayacağım dedim. Testi çözdüm, İstanbul çıktı. Dedim ki tamam, İzmir'e dönmüyorsun ve İstanbul'da yaşıyorsun. Böyle bir karar verdin? Evet. Hemen ikinci bir test. Yüce Rabbim herkese yardım ediyor be bir şekilde. Vallahi billahi yani. Tesadüflerle. Hemen altında ikinci bir test vardı. Test şu. Sen İstanbul'da yaşayacak olsan hangi semtte yaşamalısın? Yüce Rabbim durmuyordu. Testi çözdüm ve Tuzla çıktı. Şimdi teste bak. Ya demedin mi bu test sikko diye? Tuzla çıkmış. Ama nerede yaşadığını sorar mısın? Şu nerede yaşıyordun? Öğrenci evim Maltepe'deydi. Okulum Kadıköy Göztepe'deydi. Ve ben Pendik'ten ötesine hiç gitmemiştim. Hiç bilmiyorum Pendik'ten ötesini. Yani Tuzla ile alakalı hiç Tuzla çıkınca yok. Ne yaptın? Ne yaptım? Hemen biyoloji öğretmeni. Bir test daha çözdüm. Yok. Kaç para kiraya kadar kalmalıyım Tuzla'da? 1000 lira çıktı. Tamam dedim. Tuzla'daki bütün özel okulları yazdım ve hepsiyle... Öğretmensin sen. Evet, öğretmenim. Ne öğretmeni? Biyoloji öğretmeni. Sen babacığım? Beden eğitimi. Ay nefis, sen sağlıklı bir bireysin o zaman. Çok. Harika. Çok şükür diyor. Sen de tatlısın. Evet. Sonra oradaki öyle. Kolejlerle tek tek görüşmeye gittim. Tuzla'dakilerle? Evet, Tuzla'dakilerle. O ne diyor testinden sonra? Evet, gerçekten böyle oldu. Allah Allah. Hepsini de böyle aynı güne hazırladım. Gittim sabahtan birisinden çıkıyorum. Hala konunun herhangi bir yerinde Yekta'nın olmaması. Evet. Erken anlat. Normal 94'te doğduğumla başlıyor. Gerçekten mi? Çok mu uzatır hocam? Evet. Yok canım, hiç belli değil yani. Yekta, senin bir rahatsızlığın var ama ne, tam anlayamadım. Benden mi, hanımdan mı? Seyirciden mi? Bir kaşın gözü de bir değişik. Sonra okullarla görüşmeye gittim. O zamanlar da ablamın bir rahmetlisi vardı. Bana dedi ki... Eski sevgilisi. Evet, eski sevgilisi. Ya bunu ben anladım şu an yani. O niye rahmetli? Testte öyle çıktı çünkü. Bu adam ölüyor. Tamam. Ablam bana dedi ki bekle, o seni almaya gelecek dedi. Şimdi Tuzla'yı hiç bilmediğim için nerede beklemem gerektiğini bilmiyorum. Kim almaya gelecek? Eski sevgilisi. Evet, o rahmetli alacak. Sonra... Dedim ki burada Deniz Harp Okulu var. Yani askerinin bir tesisi vardır. Hemen Tuzla askeri yazdım. Yürüme mesafesine bir yer çıktı. Ve oraya gittim. İçeriye girdim. Orası da meğersem kapmış.
Benim üstümde gömlek, işte kumaş pantolon var. İnsanlar Didem, seni sevdik giriyor. Ama ne olur tanışın artık, ne olur. Tamam, tanışıyoruz şimdi. Çünkü bana çok soru var. Tamam. Rahat ol, şaka yaptım ama biraz sanki böyle diyeceksin ki bir sigara yaktım, 10 dakikada oturdum. Bankta şöyle durdum acık, biraz kestirdim, şekerleme yaptım. İçeriye girdim, hani kendime de kızıyorum, burada böyle bir kamp varmış, ilk defa keşfediyorum falan diye. Kamptan biraz bahset bize, kamp ne kampı? İlişkinizde 16. dakika, biz daha tanışamadılar. Sonra İzmir'deyken bir çocuk arkadaşım vardı, onu aradım değil mi? Bize ne bunlardan? Onun da bir rahmetlisi var. Dedim ki hemen geliyorsun bana. Seni dedim yarın bir yere getireceğim dedim. Kız akşam bana geldi ve ertesi gün tekrardan kampa gittik. Denize girdik. Ne oluyor ya? Yekta bunu... nerede? Ben Yekta'yı hiç görmedim çünkü ben... Ya biz... Alkışlayalım şuraya Allah'ın seversen. Hayatım. Seni çok sevdik öncelikle. İnanılmaz bir enerjim var ama burası ilişki testi ya. Yani daha adamla Yekta'yla hiç tanışmadım. Evet, birisi Yekta'da çünkü ben... Birisi Yekta'da mı? Görmedim çünkü. Keşke Yekta'yla başlasaydık o zaman. Şaka yapmıyor. Gerçekten görmedi. Yani şöyle ben orada kampta can kurtaranlık yapıyordum. Ya askeri şimdi oldu. O kampta sen varsın. Evet. Allah'ıma bir şükür. Deniz ben çok alakasız bir şey dinledik zannettim. Deniz tarafındayım, can kurtaranlık yapıyorum. Didem öyle geldi. Nefis. Arkadaşıyla beraber. İşte biz de kendi aramızda şunu konuşuyoruz. En güzel kız kim? Onunla konuşabiliriz diye böyle geyiğimiz var. Yani can kurtaranlar kendi çok arasında... Çok da klas bir kampmış ha. Tabii yani... Bak şunun götü güzel, iyi ya. İsim vermeyelim şimdi, yarın oradakiler arar. Neyse. Oğlum isim vermedik zaten, kim isim verdi? Bana demiyorsun inşallah. Problemsizlik değil, birazdan Didem'i anlayacaksınız. Neyse başladık. Sürekli de bir beklenti yükseliyor. Birazdan anlayacaksın. Şimdi sus salak salak sorular sorma. Orada gördüm. Yani tanışmak istedim. O zamanlardaki yani tanışma programları vardı. Yani çekeyim şunu, nerede olduğum falan. O zaman da ben oyun mayoruyum. Dedim ki hani kimdir nedir merak ettim. Mayolusun. Mayor. Ha, i̇şte mayor. Çok... ben de can kurtar deyince bayoluyum diyor zannettim yani. En çok etiket yapan kişi öyle oluyormuş. Yani bir tek yapan benim zaten. Mayor. Mayor diyorlar ona. Sonra... Bilenler o desin. Demek ki... Nerede biliyorsunuz Avrupa Güzel'i? Evet, o çok meşhur bir şey. Çok meşhur abi mayörlük. 2 sene mayörlük kazandım Kayseri'de abi diye. Mayör dili ve edebiyatı kazandım abi. Ben işte can kurtaran sandalyesinde otururken Didem'i gördüm. Çok güzel meslek ha, değil mi? Orijinal, havalı yani. Orada deniz tarafını çekiyor, plaj tarafını çekiyor. Önümde yani 5 metre yok aramızda. Bana doğru bir kamera var. Ben de kasıldım böyle poz vereyim mi vermeyeyim mi diye. Meğersem görmüyor. Fotoğrafını çekiyor, yakınlaştırarak bakıyor. Yani lens olmayınca kör. Yani şimdi sen mi lens olmayınca kör? Benim gözlerim ileri derecede miyop astigmat. Bir yere bakmak istediğim zaman o zaman da lenslerim takılı değildi. Telefonla yakınlaştırarak bir yere bakıyordum. Yekta da zannediyormuş ki ben onun fotoğrafını çekiyorum. Meğersem olayı ben tek başıma yaşıyorum yani. Bir yeri böyle yakınlaştırarak telefonla çekiyorum. Halbuki Yekta'ya bakmıyorsun orada. Ben hiç görmedim. Burnumun ucunu görmüyorum çünkü Yekta'yı nasıl göreyim? Doğru. Buyurun hocam. Ondan sonra Didem deniz etrafında biraz dolandı. Denize girdi çıktı. Beğenmedi deniz kısmını. Dalga vardı falan filan. Sonra havuz tarafı var bir de. Baktım 10 dakika 15 dakika piyasada yok. Aradım diğer can kurtaranı. Havuzu. Dedim ki arkadaş dedim hani böyle bir durum var. Arkadaş buranın en güzel kişisi sizin tarafa mı geçti? Yani dedim ki... Gösterdim ama o benim yengeniz ya. Siktir git lan. Öyle oldu. Gerçekten 15 dakika sonra aradı. Dedi ki birader dedi, geldi burada. Fotoğraf paylaşıyor. Ben de aradım onu. Gittim yanına. Görüşmek istedim ama hani görüşemedik o esnada. Instagram'dan ekledim o esnada. Kimi? Didem'i. Buldum. Hesabı da açıktı o zamanlar. Oradan gece boyu başladık mesajlaşmaya. 13'ünde tanıştık, 14'ünde görüşmek istiyorum, görüşmüyor benimle. Hiçbir şekilde yani talebime cevap vermiyor. 15'inde tanıştık, görüştük. Meğersem 14'ünde orada tanıştık, başkasıyla görüşmüş. O zamanlar bekarım tabii. Aferin kız, hey ya! Hızlıyım, üf! Kime lan? Aynen. Çapkınsın ya! Evet. Başkasıyla görüştük. O çocuk nasıldı? O işte bir gün görüştük o kadar. Bak bir şey çıkmadı aynen, yani. Yok. Tırıvırı. Cacık aynen. Cacık. Sonra? Sonra tanıştık. O gün işte... Nereye gittiniz görüştüğünüzde?
Maltepe'de çok sevdiğimiz bir mekan var. Orada işte tütün mamulleri kullanabildiğimiz bir yer. Hem... Ayakları ütük ya bana. Bütün mamulleri kullanabildiğimiz için. Alkol de bütün kötülüklerin anası olduğu için. O zamanlar işte. Onu içerken, sohbet, muhabbet derken... işte kaç sene oldu? İşte 4,5 yıl oldu. Tamam dur, hemen bu tarafa gelemeyiz canım. Hızlı bir şekilde geçti. O gün flört oldu mu Maltepe'de? O gün biz çok konuştuk, yani çok güldük. Ama... Öpüşme oldu mu o gün? Yok, olmadı. O gün olmadı. Kim kime daha çok yürüdü? Ben daha çok yürümüş olabilirim. Vallahi. Nerede anlıyoruz bunu? Yani Yekta ile o günkü görüşmemizden sonra bir sonraki görüşme talepleri genelde hep benden geldi. İşte bugün de görüşelim mi, bugün de dışarı çıkalım mı diye. Öyle mi? Yekta, sen ağırdan mı sattın yoksa çok beğendin mi Didem'i? Çok beğendim ya. Hala ama... beğeniyorum. Ha tamam tamam. Yani şöyle, hani beğenirsin bir sonraki gün daha görüşmek istemezsin ya. Heh. Öyle olmadı. Diyalog hep devam ediyor. Ama hep o demiş buluşalım. Yani i̇şte benim hep o... konuşuyor ya. Mesela... Şu an... Hanımla laf sokacak bir yerde değiliz ki yani. Susmuyor ki. Anladım. O hep yazıyor çünkü. Yani diyorsun. Olaylar hep böyle gelişiyor. Didem konuşuyor, ben dahil oluyorum. O yüzden... Anladım. İlk nerede öpüştünüz? Az önce olabilir ya. İlk. Oğlum sen ne kullandın buraya geldiğinde? Ne bu? Doğal abi. Yekta çok teması sevmiyor. Aa. Evet. Hiç mi? Neden? Ya biz hiç sokakta el ele tutuşup yürüyemiyoruz mesela. Sevmediği için. Hiç sevmiyorum. Tamam. İlk ne zaman öpüştüğünüz soruma hala cevap alamadım. Yani bir hafta, iki hafta nerede? Sonra falan. Yine Maltepe'de. Kim öptü? İlk ben öptüm. Hadi be! Aferin kız, çok sevdim ben seni ha. Sen hocam şaşırdın mı karşıda böyle bir şey gelince? Yok. Hareketler bak. Belli ediyorum ki. Bekliyordum ki ya. Konuşuyordu, bir ara sustu, o ara öptü. Anladım. Yani temas sevmediğim için o pozisyonlara çok girmiyorum bile. Yani hep uzaktayım. Yani hiç... Biz ne konuşuyoruz şu an? O pozisyonlara hiç girmiyorum. Yok, yok. Öyle bir şey hiç yok yani. Ne yok ama? Ne diyor şu an? Nasıl bir şey? Ben ne dedim ya? Ben ne dedim? Tamam. Peki bu senden bir önce bir çocukla buluşmuş şey Yekta'cığım. Evet. O konu açıldı mı? Açılmamıyor yani. Açmaya çalışıyorum. O zaman. Oradakileri de tanıyorum. Hala açılmıyor. Yani 4 senedir esrarengiz bir şekilde... Yok, bir gün buluştum, bir daha kim, da hiç kim olduğunu mi? Söylemedin mi? Hayır, ismini daha iyi bilmiyorum. İsim yok. Sen de bilmiyorsun. Yok, ben biliyorum ama Yekta'ya söylemedim. Bence Casper falan herhalde. Yani hiç mi söylemez? Ağzını can kurtaran mı o da? Yok, değildi. Tamam. Emin miyiz? Evet, gerçekten. İnşallah. Olsaydı yani. Söyle. Ne olacak oğlum? Senden önceki hikaye bu. Senin bir şey yok ki. Neye takıldın? Yani sen zaten yokmuşsun o zaman hayatında. Tabii tabii, doğru. Ya uzatmayacağım. Şey de... Uzat. Çünkü bu sefer ya o zamanki arkadaşımı sorgularım yani. Yani tanımıyor, etmiyor. Ne ara tanıştın, ne ara görüştün gibi konulara tutulabilirim yani. Anlatamadım. Bazen böyle bana değişik bakıyorsun. Sanki bali çekmiş de kafa atacakmış gibi. Hello! Mikrofon. Dur şimdi, duyulmadı senin sesin. Acayip dünya tatlısı. Bir hoca. Thank you. Good. You? Hayır. Herkes duyuyor mu şu an? Tamam, en baştan. Starting. Startup. Crack. Bütün bildiği kelimeyi söylüyor. Windows açılıyor. Opening. Dum. Hello my teacher. Hi, how are you? Thank you, I'm very good. Now, we are in a couple show with 400 people. Wow. And all of them with ticket. Hepsi biletli, yemin ediyorum. Now, I am 40 years old, but now, Cambly kids, we will talk with you. Okay. And end of our conversation, you say me, my English is as same as how many years child? Okay. Ne dedim ben lan? Aslında şunu söylemeye çalıştım. Benim İngilizcem kaç yaşında çocuğun İngilizcesine tekabül ediyor. Kadın da bakıyor tekabül deyince ne yapacak? Mecbur. Now, are you married? Çocuğa bak. Çocuk gibi soracağız dediğimiz bölüme bak. Are you married? I'm engaged. Engaged? Aa, sizde de mi nişan var ya?
In Turkey, dur şey değil bana, nişan atmak ne İngilizce? Allah'ın cezaları, 400 kişi. Ne diyor abi ne? Atmak ne atmak? Throw, ha. In Turkey, öyle olmaz tabii, nişan ne bilecek kadın. Deneyelim bakalım, belli olmaz. In Turkey, all of people are engaged. But sometimes, some people throw the engaged. The ring, ring. I am couple, ring. Fuck off you, ring. 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 Yes, yüzünü göster. Yeah. Oh, very beautiful. Thank you. It's ayıp ne ayıp İngilizce ayıp? Shame mi ne? Shame. It's shame, but how much money your ring? Please. I am a child now. How much money your ring? I don't know. Tahminen diyeceğim. Tahmin et, examine. Ne? Aç. Çabuk söyle. Guess. O kadar herkes guess dedi, çeviriyorum. Guess. How much money you think? I don't know. You are a very class person. I am not class. Seni kendi bataklığıma çekemedim hocam. Deyin bakayım bataklık ne İngilizce? Bokumu bilirsiniz. Ne bataklık? Swam mı? Aç bakayım duyayım. Swam. Kodla bakayım. Sakarya. W. Çevirsene onu da oğlum. W ne? Tamam W. A, M. Pırasa mı? Manisa pırasa diye mi çevirdin şu an? Kafamı da karıştırdı. Türkçem gitti benim senin yüzünden. Ne demekti? Swamp bataklık ha. My spirit is swamp. But you're not. You are very class. Well, thank you very much. Thank you very much with you. Arkadaşlar ben normal konuşuyorum. Gülemezsiniz buna şu an yani. Öyle düşünüyorum çünkü. How many years are you couple with this boy? 3 years. 3 years old. Who said that? Neye gittiniz gene? Ne oldu? 3 yaşında mı dedim? Okay, bir dakika. Your relationship is 3 years old. Oldu mu Allah'ın cezası? Your relationship is 3 years old. Is it true? Yes. Bence şu an eğiliyor beni. Ha, yes, yes diyor. Who said that the other one? Married. He did. He? Yes. Where? And how? Oh. And who? Bildiği her şeyi söylüyor. And whose? Where and how? On my birthday. Neighbor. On my birthday. Doğum gününde. Your birthday. Ben anladım ki neighbor. Kulağımı yıkatmam lazım. I must wash my ear. Koydum lan İngilizce şakayı valla. İngilizcesi olmayan bokumu yapar bu şakayı yani. My Czechish, my earth, my üzengi. And your birthday? Yes. Now I am a child because it's Campbell Kids. Arada da yediriyoruz bakalım diyecekler mi? What did he say? And there is organization? No, just family. Family mi? Just family. Your family. His family. His family. And with you. Yeah. Your birthday. Yeah. Oh. Yes. Dur. Yeah. Kayınvalide ne? Grandfather. Yok, grandmother. Grand işte ne o? Grandmother ama ne anlayacağız şimdi? Oluyor mu grandmother? Baba ne diyeyim? Anneanne grandmother. Ha, okay, his. O İngilizce'de çok kötürüm değil abi. Koysana bir tane değişik isim. Your darling's mother is how? Nice. She's nice. Are you sure? I not believe with you.
Now I think that you're a liar. No. Yes, yes. Anybody don't love his mother. Please be honest. What? I really do. I really do. Is it? Okay. You immediately you say that my mom. Anne dedin mi hemen? Anlamaz diye Türkçeyi de koydum. No, I was scared, but then she liked me, so I liked her too. Second or third or fourth, which one you say that mother? When did I say my mother? Yes, any. Like when I met her for the first time, she was really nice, so I liked her. Ne? Ben de geldim, ne dedi? Lan böyle kemeli mi olur? Sürekli dört kişiye soruyor. Ne dedi lan? Ne dedi abi? Anlamadım. Aynı şeyi söyledi. Sizin, your culture, our culture is Turkey. Some people will marry and we say that his or her mother, my mother, we say that. Our culture is yours. Yes, when you get married, if I get married to him, she's my mom too. Evlenince, ha, when will you will marry? After. Yeah. After deyince de sadece aklıma after party gelmesi, Allah kahretsin. You like after party? Salak salak sorular soruyor. Çocuk olduğum için şu an. Son bir şeyle bitirelim. Düğün nerede olacak dedim, düğün. Düğün ne düğün? Wedding. Tabii. Your wedding. Kanını kendi anlasın. Your wedding. Your wedding. Ver bil. When it will be. Çok güzel yerde kesiyor bana. Ver bil. Buyur. Your. It will be in February. In February. Which which country? Senegal. Senegal. Are you Senegali? Ne bileyim lan Senegalli. Senegal who? No. Are you just Senegal? There? Are you Senegal? No. No. Ülke mi diyorum ben? I am Turkey. She is Germany. There I'm is Canadian. Polony. I'm from Canada. Palant, tamam Palant. Sanki biliyormuş Palant. If in February, değil mi? You say that February. In Senegal, you will wedding. Yes. Bence anlıyor beni ha. Çok zorladı kadın da anlıyor yani. Gelinlik ne gelinlik? Wedding dress mi? Çok kolay işte. Düğün elbisesi çocuk gibi. You buy your wedding dress? Yes, I bought my wedding dress in Istanbul. You heard that? 400 people said that. Oh! And me. In Kapalı Çarşı, where will you buy? Where were you buy? Where buy? In Istanbul. Istanbul, but where? Çarşıda mı abla? The company, I think it's called İbrook Moda. I don't remember the name, but in Istanbul. Moda mı? They made it for. Okay, how much money? Tam 300 her şey parasını soruyor. You are very sweet teacher and my English is better than deminkinden. Yani biraz önce. As soon, o birazdan. Ah, it's okay. Ne diyeceksin şimdi? Az evvel ne az evvel? Before lan tabii en kolayı. My English is better than before. Before 10 minutes because you're very very wonderful teacher. Why, thank you very much. Thank you very much too. Sanki çok iyi biliyor da two diye two diyor, two. Kemçük ağzıya bak, two. Nice to meet you, Vanessa. Nice to meet you. Nice to meet you too, see you next time. See you later. Kocaman alkış hocamıza.
Yoruldum ya. Cambly Kids'te yılın son indirimi. %50'ye varan bir indirim. Kaçırmayın. Çocuklarınızın geleceğine yatırım yapın. 4 ile 15 yaş arası çocuklar. Çocukların dikkat süresine göre 30 dakikalık dersler. Ve en güzeli eğitmenleri siz seçiyorsunuz. Evinizin rahatında, evinizin güveninde. Cambly Kids. Kodumuz bu. Mesut Son. Yani Cambly şunu demek istiyor. Aplikasyonu indirmezseniz aşağı doğru son nokta Mesut. Cambly Kids. Evlenme teklifi var mı? Var. Kim etti? Yekta. Senden beklerdim ha. Yok. Vallahi kız. Nerede ettin kardeşim? Tuzla'da. Sen veriyor manyak. Test, ya testle alakalı kampta değil. Kampta mı? Şeyin başladığı Yok. Yer diye hani nitelik olarak orayı seçmek istedim. Tamam. Güzel bir mekandı. Bir yılbaşı eğlencesiydi. Biraz daha krizi fırsatı çevirip ikisini birleştirmek istedik aslında. Çok meşakkatli bir işti. Arkadaşlarını falan dahil mi ettin, organize mi ettin? Tabii. Kalabalık. Ne yaptı? Bayağı kalabalık. Ne yapmış? Yani öyle aman aman bir organizasyon yoktu. Yılbaşına giriyorduk zaten. Bir 10 saniye arayla. Evet, gerçekten. Çok meşakkatli bir işti. Aman aman da bir bok değildi yani. Mesela benim evlilik videosuyla insanlar böyle paylaşır ya, benim paylaştığım bir evlilik videosu yok. Çünkü Yekta bana diz çöküp yüzük kutusunu açtığında arka fonda Yosmam Salla çalıyordu. Peki hocam, timing şarkıyı denk getirmedi, düşünmedin Şöyle, mi? Normalde organizasyonda ilk konuştuğumuzda orada 30 saniye falan bir es vereceklerdi. Ben konuşma yapacaktım. Dediler ki sağlam birisi geldi, kapatamadık müziği. Sadece kısa bildi. Orada ben bir şeyler anlattım ama yani duvara mı anlattım yoksa Didem'e mi anlattım? Duydun mu sen? Hiçbir şey duymadım çünkü insanlar ondan geriye sayıyor. Aşırı kalabalık bir mekan. 19-8 evet. Yosmam Salla. Tamam, saçma be. Ortama bak yani. Sürreel tablo gibi yani. Neresinde evlilik, neresinde romantizm var bunun? Yok öyle işte yani. Romantiklik olmadığı için böyle oldu. Ya güzel olmuş ama orijinal komik Aynen, olmuş. Evet komikti. Ya orijinal olmuş. Evet. Hemen peki duygusallaştın mı? Ben hemen ağladım. Aa. Evet. Hüngür tamam. Şakır yani. Bayağı dakikalarca ağladım. Sarıldınız. Evet sarıldık. Sonra işte evet öyle oldu. Bayağı canlandırdı. Yaşadık orayı şu an. Değil mi? Şu an nişanlısınız. Evet 3 ay oldu. Hiç böyle bir kısa da olsa bir ayrılık oldu mu? Oldu. Oldu. Bir gün sürdü. O da nişandan önceki hafta. Yani o nişanın gerginliği... Kim attı nişanı? Yani nişanın önce oldu işte. Alsın. Ben ayrılmak istedim. Sebep? Yani çok sinirlendim. Nişanlanalı ne kadar oldu? 3 ay mı? Evet tam 3 ay oldu. Yeni yani bu hikaye. Evet. Tamam. Ne oldu? Yani yine bir konudan tartıştık. Sonra ben artık istemiyorum bitsin dedim. Ve ben ayrıldım. Konu neydi? Ya fındık kabuğunu doldurmaz. Yani şöyle. Ben dedim ki misafirler nerede oturacak? İlk defa ben sana anlatmadım mı? İşte şuradadır buradadır. Anlatıyor hala. Ya karıştırabilirim ya gece geç saatlere kadar çalışıyorum o zamanlarda da. Dedi ki hani ben sana anlattım sen beni niye dinlemiyorsun? Bu ilişki böyle mi devam edecek falan. Susmadı. Telefonu kapattığımızda ayrıydık. Önceki programlarda engelleme durumu geçti ya. Onu yaşadım. WhatsApp'tan engelledim. Engelledin mi? Evet. Oo her şeyden sildi. Neden? Bir anda. Çok sinirlendim. Ne oldu bir gün sonra barıştınız? Sonra böyle bir sakin kafayla düşününce çok fevri hareket ettiğimi düşündüm. Bir anda. Yemin ederim deli ya. Ne yaptım lan ben bu çocuğa? Yok, o ne diyor lan test yaptım hemen. Bu çocuk benim geleceğimi diyor. Evet çıktı. Yok, tabii şaka değil mi bu? Şaka. Zorlanıyor mu bölüm sunarken şu an? Sonra barıştık. Kim sana dedi ki barış? Hiç kimse söylemedi çünkü ya bana isterse 100 kişi barış desin. Ben istemedikten sonra beni ikna edemezler. Engeli açıp ne yazdın? Yekta bana ulaştı, aradı. Öyle konuştuk. Sonra baktık barıştık. Ben de engeli açtım. Ne konuştunuz o telefonda? Yani fevri karar vermemesi gerektiğini. Çünkü hem maddi hem manevi yıpranıyorsun bu süreçte yani. O yüzden dedim ki... Çok güzel ifade etti ya. Vallahi bir düşme. Mesut Bey bizim götümüze giren belli. Daha güzel tabii söyledi kardeşim. Yani tabii... Benim gibi biraz avamlaşmadı ama olsun. Ya bu sürece şahit olan kişilerle geldik. Ablam, ablası. Nereden onlar? Şuradan. Yan taraftalar. Oraya mı oturttunuz onları? Yani en çok yıprananlar da yine onlar. Evet. Ver bakayım mikrofonu Gizem. Dahil edelim acık sülaleyi. Merhaba. Çekil. Neden üçünüz de almıyorsunuz? Ne tatlısınız?
Mikrofon şöyle bak. Hoş geldin. Benim ablam. Hoş buldum, merhabalar. Ablası mısınız? Evet, ablası. Ne oldu o süreçte? Neden ayrıldılar sence? Yani o süreç aslında şöyle söyleyeyim. Evet, biraz gerginlik vardı fakat ayrılığın, yani ortada ayrılmalarını gerektirecek herhangi bir şey yoktu. Bir fevri kararla, bu arada ben İstanbul'da yaşıyorum. Didem o sırada İzmir'de, Yekta burada. Ve ortalık böyle karışmış durumda. Yani bir sabah bir telefonla işte sen böyle böyle oldu mu diye. Ben, o benim, yani Didem neyse Yekta o. Oh nefis. Ondan sonra işte Yekta'yı arıyorum. Oğlum ne oldu? Abla işte böyle olması gerekiyordu. Didem'i arıyorum. Ne oldu kızım? Abla işte böyle olması gerekiyordu. Ya kimse bir şey söylemiyor. Huzeyfe'yi arıyorum. Ne oldu? Sen bir şey biliyor musun? Çıkışta işte bir gel bir konuşalım falan. O kimse bir şey bilmiyor. Ve sonrasında... Biz de bilmiyoruz. Hiçbir şey katmadın bize. Bize hiçbir şey katmadın ya. Ama gerçekten ortada bir şey yok. 10 dakikada konuşan Allah ablan bu senin. Aynen. Birebir ablan. Şöyle bir şey konuşma. Ben de bir şey bilmiyorum. İyi akşamlar. Yok yani o fevri kararlar neticesinde böyle bir şey yaptılar ama sonra pişman oldular. Sen evli misin? Değilim. Var mı sevgili mevgili? Var. Ne kadardır? Çok yeni. Burada mı şu an? Hayır, burada değil, Ankara'da. Ne kadar yeni? Yani işte çok yeni yani birkaç, bir haftalık falan işte yani daha böyle çok yeni. Senin ne oldu için 6 yaşına düştün bir anda bir an? Var mı sevgili? Ödü. Burayı da başa koyarız. Sevgilisi varmış. Evet. Ben memnun oldum tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Hiçbir şey öğrenmedik ama çok tatlı bir insansın. Evet ama zaten öğrenebileceğiniz bir şey yoktu çünkü tamam, biz de öğrenemedik. Tamam. Allah sen bir tarafı biri sussun artık yeter ya. Kocan alkış dünya güzeli kardeşime. Bir tanesi hayatım sağ ol. Buraları yayınlayabiliriz değil mi? Sevgili mevgili taraflarını çıkaralım mı? Ha tamam okey. Süpersin. Şimdi şu an o zaman siz hiç birlikte yaşamadınız daha. He. Değil mi? Ailenle yaşıyorsun. Yok ben Kocaeli'de yaşıyorum. Tamam. Didem de Kocaeli'de. Tamam. Binalarımız birbirine çok yakın. Yalnız yaşıyorsun. Komşuyuz. Evet. Ha tamam. Aslında birlikte yaşama pratiğiniz var. Evet. Tabii. Kim kime daha çok gidiyor? Yekta daha çok bana geliyor çünkü yemek olduğu için evde. İkisi de rasyonel ya. Tamam. Bu şekilde devam ediyoruz. Anladım. Mesela şimdi bir günlük ayrılmışsınız da normalde mesela tartışmalarda, kavgalarda kim daha ağzına geleni söyler? Yekta. Ben. Valla. Ne duydun en sert? En sert Yekta'dan sığır duydum. Valla sert ha. Küfürden daha ağır yani değil mi? Bana hiç küfür etmedi gerçekten. Evet, evet. Normal hayatta... Ediyor, normal hayatta ediyor. Ama aha, bana hiç etmedi. Tamam. Bağıran taraf, daha çok kızgın, sinirli olan taraf ve konuyu uzatan taraf hep Yekta. Ben sakin. Doğru mu bunlar? Doğru. Don Lasty der bana. Doğru. Evet. Çok çok uzatırım abi. Gereksiz uzuyor yani. Öyle mi? Evet. Ben hemen unuturum. Sen böyle aniden sinirleniyor musun? Evet. Öyle bir halim var. Var. Azıcık bir terapi merapi bir şeyler al. Çünkü çok tatlı bir çocuksun. Çöz bunu. Yani çözülecek bir şey değil sanki. Yani aç olmadı. Psikoloğa ver bakayım. Allah sana psikoloğa. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Çok heyecanlıyım. Sizden daha heyecanlıyım galiba. Ben niye heyecanlıyım? Benim kaçıncı bölümüm ya? Benim işim bu. Sen de şöyle olsam ya ne yapacağım, ne diyeceğim, ne diyeceğim? Evet, evet. Aynen öyleyim. Yok, ben öyle değilim. Bana güvenebilirsin. Ben rahatım. Kaç senelik bir ilişki bu? Geçen hafta 21 bitti. Ciddi misiniz? Evet. Hiç göstermiyorsunuz ya. Vallahi. 50 yaşındayım. 50? Evet. Hiç. Ben dayınız gibi duruyorum. Sıçarım böyle kadere yani. Çocuk var mı? Evet, 16 yaşında bir oğlumuz var. Oh Allah bağışlasın, ne güzel. Kuzucuğum, 21 sene sonra romantizm devam ediyor mu? Yani romantizmin şekli değişiyor belki ne ama... Ne oluyor? Bence devam ediyor. Örnek alalım, mesela nereden anlıyoruz bunu? Yani güzel sözler söylemekten birbirimize, birlikte vakit geçirmekten, hala hoşlanmaktan, sohbet etmekten... Bunlardan anlayabiliriz. Bunlar mı romantizm? Evet. Demek ki beklenti bayağı düşüyor ilerleyen yıllarda. Mesut Bey, bir şey soruyorum, cevap veriyor ya. Günaydın diyorum, günaydın diyor. Olacak iş değil yani. Tabii de bayağı romantizm. Evet, aşk, evet. Tutkulu bir aşk bu. Kesinlikle. Özlüyor musun bu adamı görmediğinde? Tabii ki. Kaç gün gitse özlersin? Yani normal şartlarda haftada bir geliyor şu anda. O başka bir yerde, biz İstanbul'dayız. Ne oluyor? Haftada bir mi? Yani geliyor. Şöyle hafta sonları gelebiliyor işinden dolayı. Biz İstanbul'dayız. Sizin ilişkiniz 21-25, 4 yıl ya. Böyle 21 yıl, ben de istiyorum mesela. Sadece bir gün göreceğim bir kadını 18 sene geçireyim. Ama son 2 yıldır böyle, öncesinde böyle değildi. Anladım, şimdi yani daha iyidir ama. Yani aynı bence. Aynı, sen delirmişsin valla, olsun olur.
İsminiz ne? Özlem. Çok memnun oldum ben tanıştığım. Ben de çok mesleğiniz memnun oldum. Mesleğiniz ne? Psikoloğum. Psikoloğa yaptığımız şakalara bak. Ben de iletişim mezunuyum. Estağfurullah. Bokumu işletme mezunuyum lan ben. Yayınlayabilir miyiz buraları? Tabii tabii. Sakıncası çok yok. Olurum. Bir adama da ver tanışalım. Biz de her şey eşit. Tamam. Merhaba. Ne haber baba? Ayağa kalkarsan kameramız daha rahat görürseniz. Zahmet vereceksin ama. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Senin mesleğin ne? Ben de bilgisayar mühendisiyim. Hafta içi neredesin sen de hafta sonu geliyorsun? Hafta sonu, hafta içi Kocaeli'ndeyim. Gölcük'te. Gelsene bitsene oğlum bir saat. Yani... Gerek yok 21 sene. Yani ben ne bozuyorsunuz? Kandırdım artık karımı. Bunu bozmayın, evet. Yani son iki senesi, evet eşimin söylediği gibi son iki senesi, Özlem'in söylediği gibi son iki senesi bu şekilde geçiyor ama ondan öncesi yani neredeyse... Ya geç şimdi önceyi, zaten. Sen şimdi İzmit'ten gelip gitmek mi zor geliyor? Yani geç bitiyor işim, oradan çıkıp gelmesi yaklaşık 3 saat sürüyor geliş, gidiş. İzmit'ten? Trafikten, evet çok kötü trafik oluyor oradan buraya gelmesi. Bunu yedi yani hanımefendi. Yok yaşadı ulan zaten. Ulan bunu 2 saat Allah'ın yalancısı. Buyurun gelin. Geleceğim ama bugün çıkışta beraber gidiyoruz. Açıyorum kronometreyi, bakıyorum 3 saat mi? Var ben, mısın? Varım çünkü pazar sabahları gidiyorum, cuma akşamları geliyorum 3 saat. Hem gidiş hem geliş sürüyor. İkisinde de yanlış zamanda gidip geliyorsun. En büyük trafik sen, tamam, trafik benim, mi seviyorsun? Benim belki mazoşisindir. Benim ha? Gidebildiğim saatler o saatler olduğu için. Anladım, ben çok güzel bir ilişki gördüm. Çık gel desek gelir misiniz? Konuk olarak. Düşünmemiz lazım. Kadın böyle yapıyor, ha söyle ha. Aferin kız, belli ki sen istiyorsun bu adam yok diyor değil mi? Ben anlarım. Sen niye gelmiyorsun? Bilmem. Bilmem mi? Böyle geçiştiremezsin beni şu an yani. Karşındayım. Güzel, şu anda net cevap vermemek en güzel herhalde. En güzel düşünmek lazım. Bu mu? En güzel düşünmek lazım cevabımız. Eyvallah, ben çok memnun oldum. Teşekkür ederim, sağ olun. Yayınlayayım mı buraları? Tabii ki. Sorun yok. Problem yok. Mutluluklar diliyorum ben size. Psikolog tatlı çünkü, ver ona. Bir tane karnın doyurunca siniri geçiyor ama. Galiba Yekta kan işi, öyle tahmin ediyorum. Yekta'ya yaş mama verince bir güzel dans ediyor abisi karşımda. Kulağıyla böyle bir şeyler yapıyor. Hav da hav. Merhabalar kuzucuğum. Merhaba. Ne haber? İyi. Sen de bendeki şeyi hissettin mi acık mesela böyle birazcık da terapi alsa sanki hiç öyle sinirlenmeyecek bir çocuk bu. Vallahi siz bir programda anlatmıştınız öfkelenince ne yapmamızı gerektiğini. Ben hatırlıyorum. Yanlış mı anlattım? Hayır. Doğru mu anlattım? E tabii. Uydurmuşumdur. Ben ne bileceğim ne yapacağız öfkeyle. Ona kadar sayalım demişimdir. Evet. Onu da şeyden gördüm. İstanbul Gelin dizisinden. Vallahi gerçek. Fırat Tanış ona kadar sayıyordu. Oradan beni cebime koydum ben o bilgiyi. Doğru ama değil mi? Yani sonuçta öfke normal bir duygu. Hepimizin yaşadığı bir duygu. Önemli olan onu nasıl ifade ettiğimiz. İfade şekli önemli. Davranış gerçekten önemli. Şu ablamız gibi senden de bir şey öğrenmedik yani. Yani bu kardeşimiz ona kadar mı saysın? Tabii yani küçük bir sayma durumuna geçebilir eğer başarabiliyorsa. Da ona kadarsa olmuyorsa da 4 tane antidepresan iç. Teşhis kullanmış. Ama kısa süreli bir destek de alabilir dediğiniz gibi. Evet. Hemen psikolog sesime geçtim gördüğünüz gibi. İnşallah şu an vizite açması bize 250 TL dersin. Bakayım var mı lan benim de nakit. Baran var mı kimsede? Eyvallah, buraları yayınlayalım mı hayatım? Yayınlayın. Ben seni çok sevdim ha. Ben de sizi çok seviyorum. Vallahi kocanı da ben ikna ederim. Gelirsiniz siz buraya. Tamam. Alkış. Dünya güzeli. Teşekkürler. O fikrinizde öğretmensiniz ya. Kim daha çok kazanıyor? Ben. Sen. Ne kadar fark var kat olarak? Maaş söylemeden. 2 kat fark var. Oo. Hocam bu sende böyle bir şey yaratıyor mu ulan filan? Hiç yansıtmıyor. Yani onun kelimesi de yok. Seni rencide edecek bir hareketi de yok. Yani tamam. Yoksa da hesap gelmeden önce verir. Der ki hani sen veriyormuşsun gibi olsun der. Yani o kadar çok ince düşünüyor. Ne güzel işte. Harika. Hiç yaşatmaz yani. Normalde ben Karadenizliyim. Karadeniz'de böyle bir algı vardır da. Sen daha çok kazanmalısın ki kadının altında ezilme diye mental bir düşünce var. Yaşatmadı. Ben de böyle düşünüyordum. Böyle bir önyargım vardı. Ama sağ olsun hiç yaşatmadı. Sen çok acayip kendini yetiştirmişsin zaten yani. Çok şükür. Yani şöyle... Oğlum çok şükür ya. Niye güldürdün şu an yani? Burayı da koyalım. 400 tane Allahsızla yayın yapıyor olamayız şu an yani. Koy burayı ya. Hiçbir şey yok. Adam çok şükür diyor. Ne oluyor lan?
Ben böyle seçmece mi buldum yani? Bir? Ateizm derneği mi geldi bugün? Ne oldu? Yani kendi doğup büyüdüğüm mahalle biraz geri bir mahalle. Biraz olaylarını şiddetle çözebildiğim mahallelerden bir tanesi. Aha. Oradan yani 18-19 yaşında çıktım. Neyim varsa kendi başıma yaptım. Ailem nefis. Sağ olsun destekledi. Nefis. 27 yaşına kadar geldik. Bir şeyler yani her sene üstüne katarak devam etmeye çalışıyorum. Ki meslek gereği çocuklara öğreteceksin. Bu can kurtaranlık dedin ya. Şimdi Didem'den önce kurtardığın bir kız oldu mu mesela böyle? Tamam. Yakınlaştığınız bu sebepten. Bu mesleki yani, etik olarak belki yanlıştır da bir tane de olsa örneğimiz var mı? Oluyor tabii ki. Ama ben böyle kıvranıyorum soruyu sorarken. Yok, biz yok. Niye kurtarıyoruz Mesut Bey? Yoksa bırakın ölsün gitsin. Genelde şöyle oluyor. Yani kadın güzelse sana kalmadan kurtarıyorlar zaten. Çok güzelmiş oğlum. Çok güzelmiş. Alkışlamayın bunu ne olur ya. Ben de alkışlıyorum. Harika bir fotoğraf çekti yani. Abi dombili bir kadın vardı, öldü gitti be. Yok, onları biz alıyoruz. Demek ki ben boğulsam bir bokum kimse gelmez ha. Lan bu at ölüyor mu? Siktir, dönsün lan. Ayağa kalkarsa yürür o zaten, o kadar. Boyu verememiş salak, yürüsene bunu. Yürüsen Didim'e kadar geçersin, ne olacak? Genelde güzel diye tabir ettiğimiz kadınlar böyle boğuluyor zaten. Yani nasıl boğuluyor? Havuz. Abi bu nasıl cümle? Güzel diye tabir ettiğimiz kadınlar böyle boğuluyor. Yani şöyle bir algı. Program var. Nereye geldi yani? Şöyle bir algı var. Yürür, kendi endamını gösterir. Evet. Zemin bir anda kırılır, sonra boğulur. Yani ilişkidesinde çok sert yerlerdeyiz. Ya 1.80'den 3 metreye havuz bir anda kırılır. Evet, anladım dediğini. O sırada yürürken bu oluyor. Tamam dur çık oğlum buradan. Tamam yeter artık. Müge Anlı'ya döndük tamam. Benim en... Kaç kişiyi kurtarmışsındır? Yani kayıtlı olarak 100-110 vakan vardı. Yapma ya. Kayıtsız. Kayıtsız ne demek? Kayıtsız. Şöyle federasyon kaydettiği var. Kaydedemedikleri var. Yani tebliğ etmediğin vakaları kaydedemiyorlar ayrıca. Kurtardıktan sonra sen şey mi diyorsun? Şu saatte ben bilmem kimi kurtardım. O defterlerimiz var. Aa. Onu federasyona... Deftere yazıyorsunuz. Evet. Ana. Kendiniz mesela ben diyelim hiç kimseyi kurtarmadım. 4 kişiyi kurtarmayalım. Ama işte... Sonuçta... Efendim inanmazsınız üçü çirkin daha. Yine de kurtardım. Bir tebriği hak ediyorum bence. Kişisel bilgilerini alıyorsunuz ya öyle. Anladım. Kafadan yapamıyorsun. Sen mesela can kurtaranlıkta bir şey yaparken gördün mü onu? Hiç. Kurtarırken. Hiç denk gelmedim. Ha. Aşk sözcükleri devam mı karşılıklı? Var var. Var. Ne benden var? Benden var zaten. Ne var? Yani ben diyorum işte aşkım diyorum, sevgilim diyorum. O ne diyor? Ya İkbal'im. Sevda, İkbal... Ve canım kelimelerim ben çok severim. İkbal çok... ne abi? İkbal. Yani Karadeniz'de sevgilinin sevgiliye, çok sevdiğin, değer verdiğin şeye İkbal denir. Aa. Öyle. Bilmiyordum ben. Kelime. Biliyor muydunuz? Uyduruyor mu acaba? Mümkün. Yani benim başka benim Karadenizli var mı aramızda? Var mı İkbal diye bir şey? Aa. Hayır diyorlar. Kim Karadenizli? Kaldır bakayım. Neredensin yani? Ha? Ordu. Menba işte. Mesela hangi şehirdi? Sen neresin? Giresun. Giresun'da İkbal var da Ordu'da yok mu? Yani Trabzon, Rize. Annem Oflu. Yani Trabzon Oflu. Onlarda daha çok. Bizde de kullanılıyor. Trabzon'da var mı? Var mı? Oğlum sen akrabasın. Niye parmak kaldırıyorsun? Kuzey kaldırıyor iyi akşamlar. İkbal diye bir şey var Mesut Bey. Senin şahitliğin geçer mi şu an yani? Aynı yerdesiniz. Nerede bir tane daha var? Ver bakayım şuraya kızcığım. Son. Sonra zaten ara verelim. Çok güzel bölüm oldu ya. 3 tane soru sorabildim ben bugün. Zaten 20 dakikada tanıştılar. Böyle bölüm mü olur? Trabzon değil misin? Trabzonluyum abi. Hah. İkbal var mı öyle bir şey? Abi hiç duymadım. Bu yüzden parmak kaldırdım. Merhabalar. Hiç duymadım. Siktirsin gitsin. Kaç yıl yaşadın orada? Abi ben İstanbul'da yaşıyorum ama hepimiz Trabzonluyuz. Babamlar 6 kardeş. Abi... Oğlum ben delireceğim artık ha. Senin Trabzon'la uzaktaki de alakan yok. Benim kadar var. Ben 3 kere oyuna gittim. Senden fazla görmüşüm Trabzon'u. Ama abi bizim aile komple hakim yani. Şive falan. Her şey tam yani. Sende var mı şive? Bende 0. Biz senin Trabzon olduğunu nereden anlayacağız şu an? Ben sana inanmadım. Abi hiç bilmiyorum. Hatta yüzün falan da hiç Trabzon'da benzemiyor. Ben demin değilim yani. Sen sırf konuşmak için deminden beri uyduruyor olabilir misin? Yok abi. Anladım. Adın ne? Yılmaz. Yılmaz'ım yayınlayalım mı? Olur abi. Memnun oldum çok.
Teşekkür ederim. Ben de abi. Hadi toparlayalım ufaktan. Şimdi düğün ne zaman? Yaza inşallah. Bu yaza. Kayınvalide, kayınpeder aramızdasın. Hayatta mı herkes? Çok iyi. Evet, çok iyi. Allah gecinden versin. Nasıl? Mesela tanıştın sen annesiyle Yekta'nın. Ne oldu ilk anda? İlk anda şöyle bir şey oldu. Yekta'lara gittim. Akşam yemek yiyecektik. Annesi bana dedi ki, Didem dedi akşama yemek yapacağım. İşte ne yapalım onları konuşuyoruz. Hamsi mi yapayım, balık mı yapayım dedi. O ne diyor, testi gibi testleri. Ben şöyle bir durdum. Tavuk mu keseyim, horoz mu keseyim bu akşam? Hamsi mi yapayım, balık mı yapayım deyince... Hamsiye balık demiyorlar orada belli ki. Asla demiyorlar. Fakat ben biyoloji öğretmenim, diyorum ki hamsiyi bir sınıflandırın. Hamsi hamsidir, balık balıktır. Diyorum tamam pardon, bana yanlış öğretmişler. Asla kabul etmiyorlar. Hamsiye. Tamam. Sen yine de öyle yukarıdan konuşma kayınvalidenle yani. Yok. Merhabalar, ben biyoloji öğretmenim. Salak salak konuşmayın yani. Sınıflandırın bakalım şimdi onları. Efendim yavrum, buğulama mı yapayım? Ne istiyorsun? Anladım. Sen baba? Babasıyla inanılmaz iyi. Annesiyle çok iyi. Yani şöyle... Anneyle daha tam olmamış belli. Yani şöyle, ben biraz da babasını destekliyorum. Hangi konuda? Yani mizah olarak, kişilik olarak çok beğendiğim bir insan. Annesiyle daha çok diyalog kuruyorum. Hani kalbi kırılmasın, kırılabilir diye düşünerek öyle söyledim. Kendisini çok severim. Yani İhsan Baba'yla çok diyalog kuramıyoruz. İhsan Baba? Evet, yani nişan oldu artık. Yani uzun bir süre zaten demedik de ondan sonra söylemeye başladık. Kendisi emekli asker, sert mizaçlıdır diye düşünüyordum. İlk tanışmaya gittiğimde elini öpeceğim. Elime vurdu böyle. Dedim ki ne oldu? Ya başımız belaya girdi herhalde. Sarıldı bana. O günden sonra da hiç bırakmadı sağ olsun. Bayağı cana yakın bir insan. Anladım. İyi, elini öptürmedi yani. Öptürmez. Sarılmayı seviyor. Sen de temas sevmediğin için içinden ay amına koyayım dedin mi mesela? Orada. Sarılırken. Kızı ayrı dert, babası ayrı dert. Artık bana dokunmayın. Böyle dedin mi? Sıkıyorsa de. Yani... Sıkıyorsa de diyor. İçinden. Yok demedim. Ya babası dokununca çok da o zaman rahatsız olmuyorsun. Yok olmuyor. Didem dokununca. Abi gözünü deviremezsin şu anda yani. Olmuyorum. Ya babasının dokunması büyüktür, Didem'in dokunması olamaz yani. Ya şöyle, Didem çok seviyor temas etmeyi. Yani koltuktayız, film izliyoruz, işte sizi izliyoruz. Uyuyor, yakalıyor ya, şöyle bir dokunması lazım. Tamam. Sen de ne yapıyorsun mesela öyle bir durumda? Didem çok sıcak, çek şu elini kolunu. Şundan da mı? Evet. Her şey dahil. Anladım. Bu dert değil mi senin için kuzum, Didemciğim? Yani ev ortamına pek dert değil ama dışarıda insan böyle bazen el ele tutuşmak istiyor. Bu dert oluyor. Ne yapıyor, elini mi çekiyor? Evet, tutma elimi diyor. Neden? Yani bir mantıklı bir açıklaması yok aslında. Yani teması sevmiyorum. Yani sevgi... sevgi zaten baki. Onu... Çocuk kandırıyor, sevgi var. Göstermek zorunda mıyız? Yani biraz şova kaçıyormuş gibi geliyor. İnsanlara bir şey kanıtlamaya çalışıyormuşum gibi geliyor. Evet, tutuşmak mı? Öyle geliyor bana yani. Anladım. O yüzden. Anladım. Yani ailemin de... Bu konudan kavga ettiniz mi hiç? Çok. Edilir ama yani. Evet. Edilir. Ya ben ablamla hala ediyorum. Ablanla da mı temas? Sen yani, galiba bir tek Didem'in babasıyla sarılıyorsun. Onun ayrı bir kredisi var bende Özko. Ona kimse karışmasın. Bir zevkim var, kimse karışmasın. Haftalardır ailemle görüşmüyorum. Ablamla işte uzun zamandır görüşmüyoruz. Bana bir sarılmak istedi. Yaptığım hareket böyle sırtına şöyle temas edip... Böyle yapıyor sadece. Tamam, hadi sarıldık. Ha, evet, şu şey de çıktı ya. Sarıldı, siktir git hareket ettim. Bilirim ben. Değil mi böyle? Hadi, hadi, hadi. Değil yani. Ben de hani gerçekten seni seviyorum ve destekliyorum. Yani tamam. Hareketlere bak. Sanki atın götüne vuruyor. Hanımlar, beyler. Bendeniz Mesut Süre. İlişki testi alkışlarla devam ediyor. Yavrum benim, sevgili Yekta. Evet. Şimdi, sence Didem dünyanın en güzel kadını mı? Kesinlikle. Tamam. Hanımının fiziken en beğendiğin özelliği? Muhtemelen yüzü. Yüzü.
Nasıl yüzü? Yüz demeden bana tasvir etsene. Hamsi gibi, balık gibi yani. Yani ucu gözükmeyen bir kumsalda böyle rahatladığını düşünürsün. Kumsaldasın, denize bakıyorsun ve konuşuyorsun. İçin rahatlıyor ya, öyle bir yüzü var bence. Allah Allah. Denize bakıyor ya, mesela boğulan bir şişman var mı uzaklarda? Fiziken 10 üzerinden kaç veriyorsun tipoloji olarak? 10 yasak. 8. Ha, zaten gerek yokmuş yasak devam et ama. 2 Mesut Bey, ne yasağı? Ne olsaydı 10 olurdu? Bir tık daha uzun olsaydı eğer. Kaç boyun kuzucuğum? 1.67. Sen kaçsın? 1.81. İşte bana kısa dememesi gerekiyor. O yüzden yani birazcık Yekta'yı siz örseleyin. Çünkü ben Yekta'ya kısa diyemiyorum ama siz derseniz olur. Seni mi kıracağım kız? Ne ya yapıyorsun püçür? Ne yapıyorsun götten bacak? Yekta'cığım içeri girerken üstüne bastım, kusura bakma be. Ben de hazırmışım ha. İçim rahatladı biraz, teşekkür ederim. Sindi mi içine? Evet. Tamam. Sen daha uzun olmak ister miydin? Yani bir 5 santim daha uzun olmak isterdim ama... Yok ya, ne alacak yani? Yani dolabı açarken şöyle yapmasına gerek yok işte. Yani kafasını çarpmıyor. O şakaları orada yapıyorum yani. Çok fazla abarttığım da yok. Dolu hangi dolap bu? Buzdolabı. Yani mutfaktaki o mutfak dolapları var ya. Tamam. Onlar. Yani böyle açtığın zaman şöyle yapmıyor en azından yani. Altından geçebiliyorum. Dümdüz geçebiliyorum. Sizin nasıl bir eviniz var da dolabın altından geçiyorsunuz? Tünel mi lan bu? Nasıl dolap bu yani? Yok, dolabın kapağı. Ha, şimdi oldu. Evet. Kapağı açtın, dümdüz yürüyorsun. Evet. Hamam böceği gibi. Ben de maşallah herkese yani. Dünyaya yakışıklı adam mı? Kesinlikle öyle. Var bir aurası, katılıyorum. Teşekkür ederim. Fiziken kaç veriyorsun? 8. Cahdan daha açtı böyle ya. Ne olsa 10 olurdu? Ayakları daha güzel olsaydı 10 olurdu. İşte bu. Ne var ayağında? Ayak ikinci parmağı inanılmaz uzun. Mesut Bey, siz o parmağı da örselerseniz eğer. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Sivri burun ayakkabı kesinlikle Yekta gibi ayağa sahip biri tarafından yapılmış olmalı. Tam böyle sivri... Ya. Tam oraya ikinci parmağa denk geliyor. Harika anlattı ya. Dur la Erbo, kalkışlama sen iyice. İlk defa mı dışarı çıkıyorsun? Oo! Ben böyle çok inceledim. Yani nasıl böyle olabilir? Bir mutasyon sonucu falan mı oluşmuş acaba diye. Mutasyon? Yani çok baktım. Mesela babası nasıl? Ailede bir tek Yekta'nın öyle. Neden? Herkesin ayağına baktım. Ailecek çünkü. Şaşkınız yani. Galiba bir film tanıtımı şu an. Sen sadece sende mi var? Evet. Ne kadar uzun? Göster bakayım elini, anlayalım. Aşırı yani uzun. Şöyle yani bildiğin. Hayır, baş Yekta parmağı... bayağı fark var. Böyle. Mesut Bey, tam böyle bak diyemem. Göster bakayım. Ya mesela şu baş parmağı olsun, şu da ikinci parmağı. Ben şunu düşün, artık şuna karar getirdim. Yekta'nın aslında ayak ikinci parmağı uzun değil, baş parmağı kısa. Arada senin de bayağı boş var. Vaktin var galiba bunda düşünecek kadar. Lan bu öbürü mü uzun, öbürü mü kısa acaba? Bu akşam da 6 saat bunu düşüneyim bakalım. Ya bardağın yarısı dolu demeye çalışıyor. Çorapsız görmek istemiyorum mesela. Hep o kadar? Evet. Soğuyor musun? Ya soğumuyorum. Sen mesela bu kadar dokunmatiksin ya ilişkide. Evet. Ayağını gördüğünde iyi oluyor musun? Bazen şey yapıyorum böyle hani korkmuş gibi yapıyorum. Diyorum kapat şunu, kapat kapat falan diyorum. Gerçekten korktuğun oluyor mu? Evet, oluyor. Sen peki o korkunca şaka yolunu böyle ağzına sokmaya çalışıyor mu? Ya şöyle, aslında diyalog şöyle başladı. Ben böyle ayaklarımı şöyle yapabiliyorumdan başladı mevzu. Kim yapabiliyor öyle? Örnek veriyorum, çorabı çıkartırken birini diğerine bağlayıp çıkartıp top yapma şeyi var. Yok mu? Bir tek bende yoktur herhalde yani. Birini diğerine çıkartıp evet. Ayağınla mı top yapıyorsun? Evet. Oğlum sen... Bu böyle bir yeti diyelim. Bir tane din kursana sana tapalım. Yekta, ne dedi abi biraz önce? Ayağıyla çıkarıp öbürünü topak yapıyormuş. O da şöyle. O sırada da resim yaptığım için ayağımla. İkinci parmağım uzamış. Mesut Bey, üşengeçlikten çıktı bu işte. Yekta Bey, bu çok saçma. Ayağımızla öbür ayağımızı çıkartıp top yapamayız ki. Yekta ayağıyla yani... obje tutabiliyor. Obje. Gerçekten tutabiliyor. Evet, televizyonu şuradan şuraya alıyorum. Abi gülme, ciddiyim. Şöyle bak. Gülme mi? Güleceğim ama bırakayım. Buna gülünür. Karışamazsın neye güleceğime. Yani yerde kumanda var. Kumanda mı var? Hayır. Ben sinema gelmem, semtten geçmem. Yani. Mesela hayatım yani. Kanal D'yi açayım al. Üşendin.
yerden ona elini almaya çalışan insanlar var. Ben hiç... Tabii! Neden? Çünkü ikinci parmakları normal. Çok saçma. Allah'ın eksikleri be! Tutuyorum, elime alıyorum. Yani hiç eğilmeden. Bu çok farklı bir yetiymiş yani. Aslında güzel. Bence öyle yani. Mesela kedi var mı evde? Yok. Kediyi böyle ensesinden tutup... Anladım. Sen mesela ayağını gördüğünde ne hissediyorsun? Korku. Hakikaten korkuyor musun? Evet. Yoksa şakadan mı yalanlar diyorsun? Ya, tabii ki de şakadan. Sana böyle şey gibi geliyor mu yani? Evrimini tamamlayamamış bir orangutan gibi filan. Olur olur abi. Bende de neler var ayağımda. Boş ver sen. Ha? Böyle hani korkuyu anlat bana biraz. Hissiyatı anlat. Yani öyle bir tabii ki de korkum yok şu an. Abartıyorum ama görmesi, yani görmeyince daha mutlu oluyorum. Bu kadar dokunmatik olmana rağmen. Evet. Şey oluyor mu mesela hocam, sende de pazarlık konusu oluyor mu? 10 dakika ayağıma bak, sonra beni öpebilirsin. Yani şöyle, genelde alsa amaçlarında giderken kullanıyorum. Yani ne yapıyorsun? Göstermeyince iznim oluyor. Yani ona göstermeyeceğim o hafta ayağını. İstediğin saatte alsa amaçına gidebilirsin. Öyle mi gerçekten? Takık durumda mısın ayağa? Ya öyle çok takıklığım yok ama evet, yani görmek beni mutlu etmiyor. Anladım. Hı. Sende var mı? Didem'in yok. Öyle bir uzvu var mı senin için? Yok. Görmeyeyim daha iyi falan. Yok. Anladım. Peki bir huyunu değiştir Yekta'nın. Fışt yaptın. Hangi huyu değişsin? Narsistliği. Narsist mi? Aşırı. Yani aşırken beni. Yekta aynanın karşısına geçiyor, diyor ki üf çok yakışıklıyım. Üf çok böyleyim. Ya az önce arada bile aynanın karşısına sürekli kendine bakıp şuralarım çok iyi değil mi? Çok yakışıklı değil miyim? Kendini değil. Aşırı övüyor. Ben söyleyeyim değil. Öyle misin abi ayna karşısında? Bakarım kendime. Severim ben kendime bak. Kendini de sever misin? Çok. Öyle mi? Dur bakalım, insanlara soralım. Yekta yakışıklı diyenler o desin. Ya bu bana yeter yani. Teşekkür ederim. Ulan 3 kişi vardı abi rakip 4 kişiden. Bir tanesi ablamız zaten, sağ olun. Gerçekten mi? O bağırdı, başka bir şey bağırıyordur onun için. Anladım. Yok yok. Bence de... Yani şöyle, insanlar kendi kendini biraz beğenmesi lazım. Yani özgüvensizliklerinin en büyük temel sebebi bu bence. İnsanların kendini beğenmemesi. Psikolog doğru mu? Abla ne olur doğru de. Sen aynanın karşısında geçtiğinde kendini beğenmeden önce 10'a kadar say. O zaman beğenmeyeceksindir, rahat ol. Öfke gibi düşün yani. Yakışıklıyım demeden önce 1, 2, 4 bok gibiyim be, 5, 6 götümde göt değil, 6, 7. Ya mesela yolda yürüyoruz, Yekta diyor ki Didem dur diyor. Hani ben bir şey oldu zannediyorum. Bir yansıması var işte araba camına falan. Çok iyi değil miyim ben deyip yürümeye devam ediyor. Bununla yaşanır mı ya? Ya tabii ki biraz abartısı var. Didem abartmayı biraz sever ama... Yani genel abartıyor musun hayatım? Genel çerçevede evet, doğru söylüyor yani. Kendimi beğenirim. Beğenmeyi de severim yani. Anladım. Kendi kendime konuşurum. Diyalog kurarım. Yani... Ne yaptın? Ne yapayım abi? Yani o kadar değil. Ne yaptın abi? Erkek kalkmışsın. Kalktım ya. İş vardı bugün. Böyle çünkü ama başka bir yere gider bu yani sonra. Yani şöyle, yalnızlığı severim. Psikolog doğru konuşuyorsun değil mi? Ha? Yalnızlığı severim. Anladım. Nasıl konuşuyorsun kendine? Konuş bakayım. Ayna karşısında mı konuşuyorsun? Yok canım, yani şöyle. Nasıl konuşuyorsun? Gününün nasıl geçtiğiyle alakalı değil de yani gerçekten kendime dönüt veriyorum. Gerçekten bu hafta dersi güzel anlattım. İnsanlarla güzel diyalog kuruyorum. İşte neyim eksik? İşte eksik. Neyim eksik? Yok ki. Mükemmelim abi. Eksiğim yok ya. Genelde böyle. Öyle mi? Evet. Sen mesela bu narsizm deyince ben şey zannettim. Seni de eleştiriyor arada. Öyle şeyler yok, yapıyor mu? Yok, sadece kendini beğeniyor. Ha tamam. Sana yansıyan bir narsizm yok. Yok. E tamam, bu kendinle o zaman. Öyle. Sen bu durumuna gıcık oluyor musun? Yani bazen evet. Neden? Çok kendini çok beğeniyor. Mesela eleştiri kaldıramıyor o yüzden. Ha, sen eleştirmeyi sever misin normalde? Evet, ben çok severim. Mesela... Ya şeyi eleştiriyor. Telefonumda kendi fotoğrafım varmış. Bunu eleştiriyor. Evet, duvar kağıdı yani kendi benim telefonum, fotoğrafı. Benim fotoğrafım olabilir yani. Aşk be! Ne güzel, benim telefonum ama. Kimi koyacağım ya daha? Kumsal koy, deniz koy, şişman kadını koy o yukarıda, uzaktaki. Tek başına kendi fotoğrafım var? Evet. Ama telefon bu... melodin ne? Değiştirin. Normal, kendi telefonun kendi melodisi. Kendi sesini yapmadı ya, o kadar değil. Yekta kalk bugün falan değil de. Yani kendine... Yekta'cığım, o güzel götünü kaldırmak ister misin? Anladım. Güzelmiş. Sen peki bir huyunu değiştir. Fışt yap. Kurguyu sever. Kendi kendine nasıl kurar. Cevap? Kendi öyle kendine mi? Kurar, oynar.
Lan sen bana geçen hafta böyle söylemedin mi? Hayır söylemedim diyorum. Yok yok söyledin. Yani gelirken de yaşadık. Ne yaşadınız? Bir olay yaşanıyor kendi kafasında. Yaşıyor olayı. Daha sonra geliyor sana böyleymiş gibi anlatıyor. Yani şimdi spesifik bir örnek bugün, vermeyeceğim bugün ama. Dedin ya bugün ya bir şey yaşadık. Şöyle oldu işte. Sen bana geçen hafta şunu söylemiştin dedi. Lan neyi anlıyorum? Neyi onu ya soruyorum. Ya işte konularını anlatamam yani. Özel konulara girdiği için. Şimdi. Özel konulara mı giriyor? Evet. O bir ilişkisine geldik. Ne kadar yani özel oluyor? Özel konular dediğim. Yok yani şöyle. Düğün arifesinde işte sen bana demiştin ki. İşte nişanda. Bana işte şu kadar çiçek aldığını söylemiştin. Şu dükkandan aldığını söylemiştin. Tamam. O da diyor ki hayır ben böyle söylemedim. Çiçekle benim alakam yok. Yok yok var var diyor. Yani bunun kim? Gibi X kişisiyle Didem'in arasında geçen diyalog. Sen konudan kendini çektin galiba az önce. Yani şöyle söylüyorum. Bunu bir de bana yayalım. Yani yıl içinde hatırlayamadığımız konularda illaki oluyor. Yani kuruyor, anladım. Oynuyor. Didem gerçek mi bunlar? Katılıyorum. Gerçek. Açıklama yapmak istemiyorum. Gerçek. Bir evin bir güzel kızını almış. Uğraşacak acı. Kusura bakmasınlar. Şizofrenimle uğraşsın. Öyle mi? Yani evet. Ama bir adamın şey... bir dahli yok, suçu yok. Evet. Sonra pişman oluyorum zaten. Pişman oluyorsun? Evet. Kendi kafanda kurup çemkiriyor musun? Evet. Farkında mısın peki kurduğunun? Ya kurduğumun farkındayım ama bu benim de belli zamanlarımda sadece böyle oluyor. Çok agresif oluyorum. Bir şeyleri, olayları yaşanmamış olayları yaşanmış gibi aksettiriyorum. Şeyde mi bu herhalde PMS'te falan evet. mı? Ha, tamam. Sadece o zamanlar. Onun dışında mesela diyorum ki geçiyor bitiyor. Yaptığım şey çok saçmaydı kusura bakma diyorum. Özür diler mi gelip senden? Diler. Evet. Vallahi. Didem ya olgundur. O konuda hemen kabul ediyor musun özrünü? Mecbur edeceğim. Neden? Yani yine tekrarlayacak, yine özür dileyecek, yine kabul edeceksin. Yani özür, ya ben de hiç özür dilemem. Bir hata yaptıysam tekrarlamam. Didem özür diler, aynı hatayı tekrar yapar. Yani genelde böyle oluyor Didem. Sen niye mesela asla özür dilemem misin? Dilemem. Hatamı gösterdin bana, kabul ettim, hatayı yaptım. Dileği ver özür, ölür müsün? Yani özür diledikten sonra tekrardan o hatayı yapmamak lazım. Özür dileyip yapma. İşte o... Şu an inanılmaz. Ana! Lan dileyebilirmişim ya. Boşuna yormuşum kendimi be. Oğlum ne alacak özürden ya? Özür bir insanı büyütür. Ya öyle de işte o hatayı tekrar yapmamak da... Hay tekrarına sokacağım. Yapma işte yine. Özür dile geç. Tamam bundan sonra inşallah yaparız. Beni mi eğiliyorsun sen şu an? He Mesut he öbür soruya geç he. Geç öbür soruya. Ben ikinize de bayıldım bu çok arada. Çok teşekkür ederim. Acayip dışa dönük, var olanı anlatan insanlarsınız. O yüzden bazen böyle üzerinizden şaka yaptığımda sevdiğimden yapıyorum. Onu bilin yani. Ne dedim acaba az önce? Kriz anında hanginiz soğukkanlı? Ben. Can kurtaran tabii bize haber. Ne komik olur. Ay ne yapacağım? Ölüyor, ölüyor. Lan bu oluyor. Ben ne yapıyordum bu zamanlarda? O da ben. Sen o musun? Evet. Ne yaşadık mesela krizde? Sen ne yaptın? Yani şöyle bir hikaye geçti başımızdan. Didem'in doğum günü için biz Tuzla'da bir mekana gittik. Evet, çok araba... Bunlar başka sen bilmiyor yeminle mi bak. Ya ama çok güzel. Sonra girdik mekana, çıktık. Arabaya gittim, anahtarı çevirdim. Çalışmıyor araba. Ulan ne olabilir? Alternatif ilk akla gelen akü bitmiş olabilir dedik. Ben kalktım, aküyü bir kontrol edeyim. Bir belki temassızlık var, şarj etmeye çalıştım. Olmadı. Arkadaşımı aradım. Dedim ki... Hemen gel, şarj kablosu al, gel dedim. Tamam. O sırada Didem duydu bu muhabbeti. İçeri geldim, dedi ki Yekta ne oldu dedi. Dedim arabanın dedim şarjı bitmiş, aküyü şarj edeceğiz dedim. O sırada böyle yaptım. Bende de powerbank var dedi, hem de full dolu. İstersen... Daha abi bu telaş anında ne yapacağımızı bilememek değil bu. Bu hayat bilmemek. Bu başka. Ektacığım inanmazsın binlik powerbank var. Gerçekten öyle. Hem de full. Şöyle olsun. Takarız abicim kablosunu. İstersek Bodrum'a gideriz. Şöyle oldu dedi ki 10 binlik var hiç kullanmadım full dedi. Ben de böyle yaptım. Aa dedim ince uçlu şarj aleti var mı dedi. Aferin ya. Böyle yaptım. Yok ya dedi. O sırada arkadaşım... Aman be alo. Zeynep. Var mı ince şu şarj aleti? Yekta ile zor durumdayız. O sırada arkadaşı geldi. Dedi ki Deniz dedi ince uçlu şarj aletin var mı? Şaka yapıyorum gerçek çıkıyor. Vallahi. Dedi ki arabanın aküsünün şarjı bitti. Hemen dedi powerbank'te şarj edeceğiz. O da böyle yaptı.
İzmir'de vardı. Keşke getirseydim. Bu kadar güldük ettik. Elektrikli arabalar çıkıyor ya. 10 sene sonra bizim programı izleyenler geri zekalılara bakacaklar. Oluyor tabii fabrikle. Kadın haklıymış. Geleceği görmüş. Elon Musk kadın diye belirtiyorum ha. Elon Musk. Ben buna artık çok alındım. Dedim ki. Alındın mı? Estağfurullah alınacak. Ne var bunda? Arabanın bok yemesi. Niye şarj olmuyor? Bunu icat edeceğim dedim. İcat edeceksin? Evet. Ne mezunsun sen? Ben biyoloji öğretmenliği mezunuyum. O yüzden yapamadım. Ve bunu inanır mısın? Yıllardır gelip bu sahnede anlatmak istedim yani. Her masada anlattım ve aynı reaksiyonu aldım yani. Yıllardır anlatıyorum, hiç de şakası bitmedi. Anlatmaya da devam edeceğim. Ya bunlara ne gerek vardı? Yaptık, güldük. Çünkü çok keyifli. Ya tamam. Bu çocuk değil. Sen bugün var ya aynaya karşı böyle yapacaksın. Ne komiktin be. O sikko da araya girmeye çalıştı. Hiç gülmediler biliyor musun? Ben komiktim çünkü. Yaşadık bunu. Yaşadık. Neler yaşadık be Mesut Bey? Anlatsam film olur. Peki arkadaşın da peki seni trolledi mi o da mı? Yok o da ciddiydi. Hı-hı. Arkadaşınızı sakın bozmayın. İnsanlar kendi gibi insanlarla vakit geçirmeli. Zaten en eski arkadaşlarımdan biri. Farkındayız onun. Sınıf öğretmeni o da. O da sınıf öğretmeni. Köy enstitüleri tekrar açılsın. Aktif çalışıyor mu şu an? Evet, Kars'ta şu an. Durmam gereken bir yerdeyim. Of. Nefis ya. Hocam sence Didem bu hayatta senden daha iyisini bulabilir miydi? Hadi toparlayalım. Bulabilir. Tabii ki bulabilir. Nereden anlıyoruz bunu sence? Yani şöyle, sinir gibi, işte kendi beğenmişlik seviyesi gibi, olaylara yaklaşım gibi, romantiklik gibi konularda tabii ki de başka birilerinde daha iyisini bulabilir. Sen romantik değil misin hiç? Değilim abi. Sıfır. Şiir. Gül. Bazen akrostiş yazmaya çalışıyorum. Sıkayım, şiirden beteri geldi. Yani... Didem'e mi yazıyorsun? Baş harfine baksana larla bitiyor yani, çok saçma. Didem'e mi yazıyorsun? Evet, ya da beraber yazalım. İsimleri oluyor. Bak, D sende iyi bende, Didem akrostiş yazacağız. Abi hayatta çıkmaz. O zaman D bende iyi sende. Yani... Konu problem buymuş gibi. Yani şöyle bazen Google'dan bakarım yani. Dur deneyelim ya. D bende, İ sende, D bende, E sende, M bende. Tamam. Üçü deneyim. Bende bak. Deneyim. Dolandırdın beni şu an. Tamam. Başlıyorum. İyi mi bendeydi? İ ile E. Tamam. Başlıyorum. Düz bir adam olabilirim senin için ama... İncecikti bellerin. Hocam. Hocam. Ezberinde bir cümle tutmuşsun. Ben ne dersen deyip incecik bellerin diyecektin. O kadar belli oldu ki yani. D'yi bana versen denizle alakalı söylerdim. Hayır, verdim ulan D'yi sana. D sende, iyi bende. Deniz gibiydi gözlerin derdim. Tamam, ben de devam ediyorum. İncecikli bellerin. Bir tane daha D geldi. Bir tane daha mı D geldi? Delirdim ayak. Bir tane daha var, söyleyeyim mi? Söyle ulan. Bulamadım. Bulamadın mı? Ya dediğim gibi bazı yerlerde Google'dan da bakarım yani. Bak o bak. O kadar. Ama mesela incecikli bellerin öyle kolay bir seviye değil. Bunu herkes diyemez burada. Ne öküzler var vallahi billah. Senin başka bir seviyen var yani. Birinci yılımızda Yekta beni kahveye götürüp 101 oynattı. 101 oynadık. Bir ilişkili birinci yıl döneminde. Evet. Ne olur, ne var? İyi bir arkadaş grubuysa eğlenir. Kesinlikle öyleydi. Diğer arkadaş grubumuz da... Sevince Mesut Bey, incecikli beliniz. Diğer arkadaşlarımız da ben 111. gününü kutluyorlardı. Aynı güne denk geldi. Ya sizin ne sikko bir arkadaş grubunuz var. Powerbank'le araba şarj edenler, 111. gününü kutlayanlar. Hep beraber. Bu ne Osmanlı İmparatorluğu mu? 111'i kutlayan. 111. günlerini kutluyorlar. İşte düşün, o da kahvede oyun oynadı. 101 oynadık. Eğlenceli miydi? Biz yendik. Onu sormadım, eğlenceli miydi? Yani güzeldi ama... Hırslı mısın sen acık oyunlarda falan? Ben aşırı hırslıyım. Çok hırslı. Harbi mi? Tamam. Yekten senden daha iyisini bulabilir miydi bu hayatta? Bulabilirdi.
Nerede anlıyoruz bunu? Nereden anlıyoruz? Bilmiyorum. Bence Yekta bulabildiğini iddia ettiği için böyle söylüyorum. Bence bulamazsın. Bu kız bayağı zor biri ha valla. Çok tatlısın yani. Ama senin deklaren az önce bulabilirdi ya. Çünkü buradaydık hepimiz. Bir kere Yekta'ya sordum, dedim ki niye ben? Yani neden benimle berabersin? Kavga çıkarası vardı ki belli ki. Yok. Yekta dedi ki ya sen vardın, sen oldun dedi. Hani ben olmazsam. Yekta, bu ayı bir cevap değil mi? Az önce incecikti bellerin derken romantiktin. Ya şöyle yani çok orijinal bir cevap diye düşünüyorum. O sırada plaja gelmediğini düşün. Başkası gelseydi onunla diyalog kursaydım belki o olurdu yani diye düşünüyorum. Yekta'yı kimse çıkaramaz bu çukurdan şu an. Hiç benlik bir şey yok yani. O yüzden bulabilirdi yani. Yani her kim gelirse plajdan o gün geçen Didem olduğu için mi Didem girdi hayatına? Onunla eğlendiğim için o oldu. Başkası gelseydi belki onunla o diyaloğu kurmayacaktım. Sabahlara kadar mesajlaşmayacaktık. Ki ben mesajlaşmayı hiç sevmem. Dokunmayı sevmediğin gibi mesaj da mı sevmiyorsun? Ne zor adamsın ya. Anca aynada kendini öv, acık bir mesaj at ya. Arayıp sesini duymak dünyanın en güzel şeyi bence ya. Güzel. Mesaj yerine arıyor mu? Sık arar mı? Arar. Arar. Ha. Yani. Arar, iyi misin der, iyiyim der, tamam. Bu mu arıyorum dedi? Şöyle. Sesini duymak bu mu? Alo, ne yaptın, uyudun mu? Tamam, hadi öptüm. Bu mu sesini? Çalışma saatleri içinde beni aramaz. Ararsa ilk onu açarım. Yani. Allah razı olsun, sağ ol. Önemli mi? Teşekkür ederiz. Yo, beni aç ilk, ne olur beni aç. Diğer arkadaşlarım ya, ailem ve Didem haricindekiler ararsa açmam. Net. Açmam. Didem ararsa acil mi diye bir sorarım. Değilse kapatırım. Müsait olduğumda ararım. Acilse illaki ona gideceğim de işte. Peki böyle bu kadar yoğun musun yani okulda çalışırken? Yoğun. Ne yapıyorsun yoğun? Yani günde 8 saat derse giriyorum. Sabah 9, akşam 6. Ne yapıyoruz derslerde çocuklarla? Beden eğitimi. Şey. Gerek teorik gerek takla, uygulama takla, der. Evet. El başa mudu, başa mudu? Yani. Sen şimdi mesela burada bölüm bitse parende atarak gidebilir misin buradan çıkarken? Hadi hoşçakalın, tak 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 tak. Ben de arkasından böyle kapaklanmışım. Diğer için heveslenmişim de böyle çuval gibi yığılmış. Yani en azından 2-3 adım nizami atarım yani. Parenden var mı parenden? Var. Ha yapma ya. İyi ya. Uygulama derslerinde iyiyim. Yekta Didem'den daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Sen, sana bu ses iyi gelmiştir Yekta. Hüsnü Bey, kitleler beni destekliyor duyduğunuz gibi. Didem Yekta'dan daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Teşekkür ederim. Didem? Bu ses beklediğim bir sesti. Bunlar ikisi de kırık ya valla. Ya bayağı değil mi? Bu zaten şaşırmadım. Az bile bağırıldı. Bazı insanların üşendiğini gördüm. Ayıptır. Beklediğim bir sesti. Evet, beklediğim bir sesti. Anladım. Süreyya'cığım kaldı mı bir şey? Toparlayalım değil mi? Kıskanç mısınız diye sormadınız. Kıskanç mısınız diye sormadık. Sormayacağım. Yetti artık. 4 saattir. Kim kıskanç? İlişkinin hızlıca acık. İlişkinin kıskancı kim? Ben. Harbi mi? Evet. Şaşırdık ya. Nereden anlıyoruz? Yekta hiç kıskanç değil. O yüzden. Sıfır ben... mısın Yekta? Evet. O yüzden. Aferin ben... ya. Sen onun hiç kıskanmamasına bozuluyor musun? Bozuluyor. Neden? Millet de arayıp da bulamadı işte, medeniyet. Ama beni bir kere köpekten kıskandı. Bu nasıl örnek ya? Ne demek o? Arkadaşımın köpeği geçici süreliğine bende kalıyordu. Tamam. Yekta geldi sonra. Köpek bana temas etmeye başladı. Yekta da köpeği çok sinirlendi. Köpekten kıskandı. Onun dışında hiç kıskanç değil. Galiba Yekta, Yekta köpeği bir kere vurmuş. Anlatamıyorlar. Yok valla vurmadı. O boşluğundu, gördün mü az önce? Yekta da köpeğe de çok sinirlendi. Hayvan bir şaplak yemiş de. Neyse burada şimdi şey çok yapmıyorum. Çok bağırdı köpeğe. Köpeğe bağırdı? Evet, aşırı bağırdı. Ne ola, o anlamaz ki. Havladı mı, ne yaptı köpeğe? Hav! Hav! Karıma dokunma, hav! Bıç bıç yaptı, kapının dibinde yattı böyle sesi. Hiç sesini çıkartmadan yattı. Neden bağırdın? Onu etkileyebildim yani. Neden bağırdın hayvana? Ya alenen niyetini belli etti. Bir anda... Niyeti neydi? Lan zaten daha sen... Demin övmedik mi medeniyetli köpekten kıskanılır mı? İşte. Bu seviye ilk defa oluyor iliştesinde. Hallendi mi köpek? Evet. Aa! Evet, bacağıma kerkindi. Bu fiil de oldu mu olsun beni hayattan soğutur yani. İlişki testi kerkinme özel bölümü. Kerkindi ha. Vallahi bir cümleyle 1000 yıl geri gittik ha.
Başka kelimeler seçebilirdik yani. Kerkin mi ne ulan? Aman. Kaç dakika kerkindi? Senin kıskançlığını nereden anlıyoruz? Yani... Yekta ne yapıyor sana? Kıskandığını nereden anlıyorsun? Yani şöyle, kız arkadaşım yok. Kız arkadaşım yok mu? Abartma. Yani şöyle, WhatsApp grupları... Normal bir arkadaşın yok. Yok, var. Yakın arkadaşım. Ya, ben de sevgilim yok diyor zannettim. Şaşırdım, bunlar deli ya. Abartıyorum. Neyinden kıskanacak ki? Başka şöyle... sevgilim yok ki. WhatsApp grubunda, yani yeni tanıştığımız ortamlara giriyoruz ya, WhatsApp grubun, yani WhatsApp fotoğrafında kendi fotoğrafının olmasını istiyor. Yani beraber fotoğrafımızın tamam. olmasını istiyor. Sen bu, ne diyorsun? Onun kıskançlığını engelleyebilecek bir engelmiş. Ben de diyorum ki o WhatsApp numarası benim. Benim fotoğrafım olsa... Anlamıyorsa yani da şöyle... artık çocuğu anlatır ki benim çünkü. Parasını ben verdim. Yani şöyle, onun Instagram hesabında, kendi sosyal medyalarında kendi fotoğrafı olmasını istiyorum. O da benimle fotoğrafını koyuyor. Koymamasını söylüyorum. Yani bu sen de diyorsun ki ne gerek tabii var? Tabii ki kesinlikle öyle. Yani onun fotoğrafı olması lazım. Çünkü onun numarası, onun ad. Oğlum anlattık medyası. Artık çocuğu anlatır gibi tamam. Cambly Kids yaptık, bir de Türkçe dinliyoruz burada şu an. Yani kıskançlık derken öyle üçüncü bir isim hiç aramıza girmedi. Çok anladım. Şükür de. O kadar. Ben teşekkür ederim ikinize. Biz teşekkür ederiz. İlişkisinde gelen en dışa dönük çiftlerden biriydiniz yani. Şimdi bunu da bence yayınlarız. Nefis bir bölüme geldik diyenler o desin. Puanlayalım. Çağdaşlık. Köpek var kerkiniyor. Değişik de yani anlayamadım da bir durum. Adam dokunma sevmiyor. Değişik. 8 üzeri diyenler o desin. Niye lan? Köpek mi sizi böyle? Sadakat. Evet sadakat. Bir şey yok yani. 10 diyenler o desin. Kendi aralığındaki eğlence düzeyine ben 10 veriyorum. Teşekkür kendi ederim. Kendi adıma 10 veriyorum. Teşekkür. Seyircimiz neye karar verir? Onu biz sesi şeyde kurguda yükseltiriz sonra onların sesini. 9 ve üzeri diyenler o desin. Tabi lan nefis bölüme geldiniz. Her bölümün sonunda olduğu gibi. Lan lan. Didemciğim. Didem o kadar uzun bir zamandır Yekta'yı öpmüyor ki aklına o gelmedi. La 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 ile başladık, la la ile bitireceğiz zannetti. Kadar Yekta da böyle kurtuldum ya. Şu kadın beni öpmeyecek. Her bölümün sonunda biz öpüşüp barıştırıyoruz ya herkese. Ha evet hatırladım. Her bölümün sonunda olduğu gibi Didemciğim gözün aydın. Öpüşün barışın. Alkışlarla! Öpüşmeyi gördün mü? Bir kilo hamsi aldım. Hamsi balık mıdır? Hanımlar, beyler. Ben Deniz Mesut Süre. Naif bedduaya gerek yok. Nefis bölüm. Bölüm biter. İlişki testi biter. Harika seyircimizle. Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz.